sevgili gençler, hepinize yeniden merhaba. Şimdi sizlerle birlikte artık kara köklü ifadeler konusunun konu anlatım videosu olarak son videosunda bulunmaktayız. Bu videodaki konularımız neler? Gerçek sayılar nedir? Rasyonel sayıları biliyorduk. Bir de irrasyonel sayılar varmış. Onlar neler? Onları inceleyeceğiz hep birlikte. Ve bu irrasyonel sayılar ya da rasyonel sayılar acaba dönüştürülebiliyor mu? Bunu göreceğiz hazırsanız ve defter kaleminiz de yanınızdaysa başlayalım. Rasyonel sayı. Evet hangi harfle gösteriyorduk? Q harfiyle. Bu zaten rasyonel sayı konusunu önceden biliyoruz. Hemen kısaca bir tekrar edeceğiz ve ilerleyeceğiz. B sıfırdan farklı olmak üzere A ve B tam sayılarının A bölü B şeklinde yazılmasıyla elde edilen sayılardır. Mesela ne diyorduk biz? 3 bölü 5 bir rasyonel sayıdır yazalım. Peki mesela 5 sayısı rasyonel sayı mıdır? Evet. Neden? Altında gizli bir vardı. Peki 0 bir rasyonel sayı mı? Evet. Sıkıntı yok. 0 bölü 1, 0 bölü 5 her şey olabilir. Peki 5 bölü 0 bir rasyonel sayı mı? Hayır. Biz sadece payda 0 olmasını istiyoruz. Olunca ne diyorduk? Biz ona tanımsız diyorduk. Bir de ne var? Doğal sayılar kümesi. Doğal ne demek İngilizce? Natural yani natural demek. E, o şekilde yazılıyor. Yazarsak da tabi biraz inceltelim. Yazarsak da bakın evet esas harfimizi zaten büyük yazdım. N harfi bakın ilk harf. O yüzden de doğal sayıları N harfi ile gösteriyoruz. Sıfırdan başlıyor. Artı sonsuza doğru gidiyor. Ve tam sayı bakın bunlar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5,5, 6,5 gibi sayılar yok artı sonsuza gidiyor. En küçük doğal sayımız nedir? Sıfırdır. Peki en büyük doğal sayı nedir? Bilemezsiniz çünkü sonsuza doğru gidiyor. Bir de tam sayılar kümemiz var. Tam sayılar Z harfi ile ifade ediliyor. Bu arada bakın bunların hepsi büyük harf, küçük harf değiller. Peki bu tam sayılar kümesi hem doğal sayılar var. Bakın sıfırdan artı sonsuza gidiyor. Bir de negatif tam sayılarımız var bakalım. Şurada bir gösterimimiz var. Gördüğünüz gibi daha önceden kümeler konusunu işlemiştik. Burada ne diyor? Diyor ki ne yani doğal sayılar alt kümesidir. Kimin? Z'nin tam sayıların. O da alt kümesidir. Kimin? Q'nun yani rasyonel sayıların. Rasyonel sayılar tam sayıları. Tam sayılar da doğal sayıları ne yapıyormuş? Kapsıyormuş. Ondalık sayılar ne bakın gördüğünüz gibi virgüllü sayılarımızdı bunlar. Devirli ondalık açılımlar yani virgülden sonrası düzenli olan sayılara biz ne diyorduk? Devirli ondalık sayı diyorduk. Belli bir düzene göre hep aynı şekilde tekrar eden sayılara söylüyorduk. Ve biz bu sayıları aslında rasyonel sayı olarak yazabiliyorduk. Ne yapıyorduk? Ne görüyorsak payı yazıyorduk. Eksi devretmeyen kısım yani üzerinde çizgi olmayan kısım bölü virgülden sonraki her bir basamak için şu 2'nin mesela 2 için 1 9 şu 3 için de 1 0 yazıyorduk ve biz bakın bunu a bölü b şeklinde yazabildik mi Evet yazabildik kök dışına tamamen çıkabilen sayılar kök 36 gibi işte kök 225 gibi kök 4 bölü 25 gibi bu sayılar bakın kökün dışına çıkabiliyor mu Evet ve biz bu sayıların hepsine ne diyoruz aslında rasyonel sayılar diyoruz Köklü sayı ama kök dışına çıkabilmesi lazım. Devirli ondalık sayı olabilir. Ne olduğu belli olduğu için, hani nasıl devam ettiği belli olduğu için biz bunu rasyonel sayı olarak yazabildiğimiz için sıkıntı yok. Tam sayılarda, doğal sayılarda zaten herhangi bir problem bulunmuyor. Rasyonel sayılar bunlar. Az çok bildiklerimiz. Peki acaba irrasyonel sayılar neler? İrrasyonel sayı I harfi ile gösteriyoruz. Yani i-rasyonel iyi. buradan aklınızda kalsın. Ya da bakın Q yani Q'nun değili. Q neydi? Rasyonel sayıydı. Şu üzerindeki ufak çizgide çentiye benzeyen hani e, tırnak işaretine benzeyen çizgide değili demek. Yani rasyonel olmayan demek. Rasyonel olmayan sayılara irrasyonel diyoruz. İki tam sayının oranı şeklinde yazılamayan iki tam sayının oranı ne demek? A bölü B demek. Yani rasyonel sayı olayı yazılamayan sayılara denir. Ve bakın rasyonel sayıların değili harfiyle gösterilir. Ama genelde dediğim gibi şu I'yı daha fazla göreceksiniz. İrrasyonel sayılar kümesi rasyonel sayılar kümesini kapsamaz. Bunlar tamamen ayrı dünyaların insanları. Farklılar. Evet. Dolayısıyla irrasyonel sayılar kümesi ile rasyonel sayılar kümesi ayrıktır. Ayrık ne demek? Bakın kesişimleri sıfır. Yani ortak hiçbir elemanları yok. Bir tane bile mi hocam? Evet bir tane bile ortak elemanları yok. Yani bir sayı ya rasyoneldir ya da irrasyoneldir. Hani doğal sayı ve tam sayılardaki olay gibi değil. Mesela 5 sayısı neydi? Hem doğal sayıydı hem de tam sayıydı. Evet ama sen 5 sayısına pardon şöyle göstereyim. Hem irrasyonel sayı hem de rasyonel sayı hem de irrasyonel sayı diyemezsin. Bir tanesini seçmek zorundasın. İkisi farklı farklı. Bunlar şimdi irrasyonel sayılar. Peki ne? Onlara bakalım. Kök dışına tamamen çıkamayan sayılar. Yani kök 75. Sen bunu çıkarttın. 5 dışarıya çıktı ama kök 3 içeride kaldı. Sen bu gibi sayılara ne diyorsun? İrrasyonel sayı diyorsun. Kök dışına tamamen çıkamayanlar. 1. İkincisi. Bakın ne diyor bir de burada bize. Kök içi tam kare sayı değilse kökten kurtulamaz. Aynen öyle. Senin o kök 2'den kurtulman için başka şeyler yapman gerekiyor. Onlara da birazdan bakacağız. İrrasyonel sayı olmaması için diğer bir durumda ne? Devirli olmayan ondalık açılımlar. Yani devam ediyor ama belli bir kurala göre devam etmiyorsan, bir sonraki adımın ne olduğunu bilmediğin için net bir sayı değil, tam olarak ne olduğu belli değil ve en popüler, en ünlü irrasyonel sayılarımızdan birisi de nedir? Belki de en ünlüsüdür pi sayısı evet devam ediyor. Çok da fazla basamağı var fakat devirli bir sayı olmadığı için düzenli şekilde devretmediği için biz buna ne diyoruz? İrrasyonel sayı diyoruz. Virgülden sonrasının düzensiz olması bizim için yeterli. Yukarıdaki örneklerde dedi. Yani neydi? Bir kökün dışına sayımız tam olarak çıkamayacak. Kök 5 gibi bir de pi sayısı gibi virgülden sonrası düzensiz olacak ondalık sayılar. Bunlar bizim irrasyonel sayılarımız. Şimdi birlikte sorularımıza bakalım. Sorulara geçelim dedim ama sorulara geçmeden önce ufacık bir bilgimiz daha var. Zaten olayımız buydu. Gerçek sayılar nedir? Gerçek sayılar, reel sayılar R harfi ile gösteriliyor. Rasyonel sayılar ile irrasyonel sayılar kümesinin birleşimi gerçek sayılar kümesini oluşturur. Gerçek sayılar kümesi R ile gösterilir. Dediğim gibi R'den kastımız ne? Reel sayılar. Yazalım şuraya. Reel. Gerçek sayılar kümesi ile sayı doğrusundaki tüm noktalar dolmaktadır. Hepsi aklınıza gelebilecek her yer gerçek sayılar kümesinde doluyor. Bakın güzel bir e, grafiğimiz var. Tablomuz var. Pardon. Venn şeması diyorduk hatırlıyorsunuz kümelerden. O çok önemli ve karşınızda bolca çıkacak. Bakın en geniş yani şu iki şeyin birleşimi nedir? Gerçek sayılardır. Bir tarafta bakın ayrık irrasyonel sayılar. Bir tarafta rasyonel sayılar. Hocam bu daha büyük. O zaman rasyonel sayılar irrasyonelden daha büyük mü diye düşünme. Ha, bu temsili yani. yani. böyle ölçülmüş bir şekilde değil. Rasyonel sayıların içerisinde ne var? Tam sayılar var. Tam sayıların içerisinde ne var? Doğal sayılar var diyoruz. Yani bir sayı doğal sayı ise kesinlikle gerçek sayıdır. Kesinlikle rasyonel sayıdır ya da bir sayı irrasyonel sayı ise kesinlikle gerçek sayıdır. Ama bir sayı hem rasyonel sayı hem de irrasyonel sayı olamaz. Buna dikkat ediyorsun. E şimdi artık sorularımıza başlayalım. Aşağıdaki sayıları sayı kümeleri ile eşleştiriniz. Şimdi bakalım en dar'dan başlayalım. Doğal sayılar, sadece doğal sayılar kümesinde olanı düşünebiliriz. Şimdi 4, evet bir doğal sayı. Peki eksi 3 bölü 5 ya da 0.7 ya da eksi 6, bir doğal sayı mı? Hayır değil. Doğal sayıların olayı neydi? 0'dan başlıyordu, 0, 1, 2, 3, 4 nokta 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 artı sonsuza doğru gidiyordu. Bu gruba sadece bakın 4 giriyor. Yani A'yı şu üçgenin yanına yazalım devam ediyorum a'yı gönderdim şu ne bakın tam sayılar tam sayıları o zaman kim gelebilir bakın evet eksi 6 o zaman oturuncu burası da d oluyor devam ediyorum bu da gitti yıldız nerede bakın rasyonel sayıların orada bu şey kare de burada İkisi de aynı o zaman fark etmez birisini b yazalım diğerine c yazalım ve soruyu gönderelim Yukarıdaki şekle göre yıldız, ay, güneş kümeleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi yıldız en geniş kapsamlı olan sonra ay var ve güneş en içeride en darı. Acaba hangisi olabilir? A şıkkına bakalım. Yıldıza rasyonel sayı demiş. Tamam güzel seçim. Şu aya ne demiş? Doğal sayı demiş. Güneşe de tam sayı demiş. Şimdi tam sayılar doğal sayılardan daha mı küçüktü? Hangisi birbirini kapsıyordu? Tam tersi olması lazım. Neden? Çünkü tam sayılarda evet sıfırdan artı sonsuza kadar gidiyor. Ama negatif sayılar da var. Fakat doğal sayılarda şu negatifler yoktu. O yüzden A şıkkı olamaz. A'yı gönderelim. A şıkkını gönderdikten sonra sıradaki şıkkımız B şıkkı. Rasyonel sayılar irrasyonel diyor. Hayır. İrrasyonel varsa bakın kesinlikle yanlış. Neden? Çünkü rasyonel sayıların irrasyonel sayıları kapsadığını iddia ediyor. Ama bunlar birbirinden daha büyük daha küçük falan değiller. Tamamen ayrılar. Ayrı kümeler. O yüzden B şıkkı da yanlış. C şıkkına bakalım. Gerçek sayı demiş. Evet neyle gösteriyorduk gerçek sayıyı? Hatırlayalım. R ile irrasyonel sayı demiş. Bakın şuraya kadar sıkıntı yok ama Tam sayılar irrasyonel sayıların alt kümesi değil. O onu kapsamıyor. O yüzden C şıkkı da yanlış. Geriye sadece D şıkkı kaldı. Gerçek sayı, rasyonel sayı ve tam sayı hiçbir sıkıntı yok. Cevabımız gördüğünüz gibi D şıkkı Denizli. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Kök 2 sayısı rasyonel bir sayı değildir diyor. Doğru mu? Evet doğru. Rasyonel sayı değil. Kök dışına çıkamıyorsa biz bu sayılara ne diyorduk? İrrasyonel sayı diyorduk ve bakın büyük I harfiyle gösteriyorduk. Bir de menşikler hop hop gitti. Sonra pi sayısı rasyonel bir sayıdır. Kesinlikle yanlış. Ne demiştim? En popüler irrasyonel sayımız pi sayısıdır. Bak bu gitti. 2 diyen şık da gitti. O zaman cevabımız kesinlikle denizli. Ama olsun biz 3'e 4'e yine de bakalım. Nasıl zaman sıkıntımız yok. Ama sınavdasın zaman sıkıntım var. Geç. Daha sonra vaktin kalırsa çok istiyorsan bak ama gerek bile yok yani. 3. maddeye bakalım. İrrasyonel sayılar kesirli biçimde yazılamazlar. Evet. Rasyonel sayılar kesirli biçimde yazılıyordu. İrrasyonel bunun olmayanı. Yani yazılamıyor. Kök 144 neye eşit? 12'ye eşit. O yüzden de rasyonel bir sayıya eşittir. Doğru ve evet cevabımız kesinlikle D şıkkı. 4 arkadaş sayılar hakkında tartışıyor. Buna göre hangileri sayılar hakkında doğru söylemektedir? Ve demiş ki bize doğru söyleyenlerin yanına şu kutusuna çarpı atın. Atalım bakalım. Kök 12 irrasyonel sayıdır. Köklü sayılarda neye bakıyoruz? Sayı tam kare mi değil mi? Kök 12 tam kare değil. Kökün dışına çıkamıyor. Tam kare sayılar neydi? Mesela 3'ün karesi 9. 9 tam kareydi. Dışarı 3 olarak çıkar. Ama 12 herhangi bir sayının karesi değil. Ve o yüzden kök içinde kalıyor. İrrasyonel sayı doğru. 3 bölü kök 16 rasyonel sayıdır. Kök 16 dediğim sayı aslında 4'e eşit değil mi? Evet o zaman rasyonel sayı a bölü b şeklinde yazılabiliyor. Yani doğru. Hem Hasan hem de Mehtap. Evet doğru bildi. Şimdi Aslı ne diyor ona bakalım. Ne demiş? Kök 36 bölü kök 25. Bu arada bakın bunu şöyle okudum. Kök 36 bölü kök 25. Böyle yazabiliyorduk hatırlıyorsunuz değil mi? O yüzden hani okumamda da bir sıkıntı yok. Kök içerisinde 36 bölü 25. Şimdi kökün dışına çıkabiliyor. 36 6'nın karesi 25 5'in karesi. Ama tam sayı mı? Maalesef aslı tam sayı değil. Egemen ne diyormuş? Söylediğiniz bütün sayılar gerçek sayılardır. Egemen sen de hemen kolaya kaçmışsın. Aynen öyle. Gerçek sayıların şeyi kapsam alanı çok fazla. Egemen de doğru bilmiş diyoruz ve soruyu gönderiyoruz tek terimli irrasyonel sayı irrasyonel yapma. Şimdi irrasyonel sayılarımız hep irrasyonel mi kalacak? Hayır kurtulabilirler. Bakalım nasıl? Çarpma ve bölme ile işlem sonunda kök içinin tam kare sayı olmasını sağlarız. Bakın kök 2 irrasyonel. Ben bunu tekrar kök 2 ile çarparsam ne oluyor? Kök 4 yani 2'ye dönüşüyor. Rasyonel sayı. Ya da kök 2'yi bakın ne yaptım? Kök 8 ile çarptım. Yine 4'e dönüştü. Rasyonel sayı amacım ne? Kök 2 ile çarpacağım sayının atıyorum a kök b şu b'nin 2 olması lazım. Tabi şunu düşünüyorum. Hani a dışarıya çıkabilecek en fazla şekilde çıkmış. İçeride kalan sayı hani en az kalan sayı nedir? Kesinlikle 2 olması gerekiyor. Çarpmada da aynı şey yapıyoruz. Bölmede de aynı şey yapıyoruz. Kök 2'yi mesela kökten kurtarmak istiyorsan 4 kök 2 diye bir sayım var. Bunu kök 2'ye bölersen hop ne olur sayımız bakın rasyonel sayıya dönüşür. Bir bu yöntemimiz var. Diğer yönteme bakalım. Diğer yöntemimiz de toplama ve çıkarma ile. Şimdi bunu çok fazla görmeyeceğiz. Genelde biz hep hani bu çarpma bölme yapacağız ama bunu da bilin. Zıt işaretlisi ile toplayarak irrasyonel sayı yok ederiz. Gerçekten yok ederiz. Yani kök 32 neye eşit? Bakın 4 kök 2 kökün dışına çıkamadı. E, nedir bu irrasyonel sayıdır toplama çıkarmayla nasıl kurtulacaksın 4 kök 2'yi den 4 kök 2'yi çıkart 0 irrasyonel sayı değil artık rasyonel sayı sayımız ya da bakın eksi kök 75 neye eşit aslında eksi 5 kök 3'e eşit yani irrasyonel sayı sen bunun üzerine 5 kök 3 eklersen yani toplarsan 0 olur rasyonel sayı toplama çıkarmadı amaç ney 0'ı elde etmek yani sayının toplama işlemine göre tersini ilave ediyorum. Artılıysa eksilisini ya da eksiliyse artılısını ilave ediyorum. Kök artı kök a eksi kök a daha toplarsan ne olacak? Sıfır yapacak. Amacımız bu. Dediğim gibi biz genelde çarpma bölme ile kurtulma işine bakacağız. Peki iki terimli irrasyonel sayı rasyonel sayıya nasıl çevirebiliriz? Bakın bunu pek fazla görmeyebilirsiniz lisede de daha fazla karşınıza çıkacak ama yine de belki görürseniz ya da hani aklınızın bir kenarında bulunsun bazen şu oluyor yeni ses sorularda evet görmüyorsunuz ama ne yapıyor soruda sana direkt olarak sormuyor hani tanımını veriyor bütün bilgiyi veriyor sonra sorabilir zaten bize de şu an hani o bilgiyi veriyormuşuz gibi düşünebilirsiniz bu dediğim gibi nadiren çıkar karşına ama yine de bir bilgin olsun hadi bakalım birlikte çarpma ile kurtulabiliriz İfade eşleniği ile eşlenik ne demek hocam hayatımda ilk defa ya da bir yerde duymuştum abimin ablamın kitabında diye olabilirsin. Muhtemelen evet oralarda görmüşsündür. E, i̇le çarpılarak irrasyonel durumdan rasyonel duruma dönüşür. Bakın kök a artı kök b'nin eşeni kök a eksi kök b. Ya da bakın tam tersi bunun eşleniği de bu. Yani tabii ki yer değiştirmişler sadece kök a artı b'nin eşeni kök a eksi b. Ya da bakın yine aynı şekilde kök a eksi b'nin eşleniği kök a artı b eşlenik ne demek hocam? Şu demek, sen bu ifadeyle eşleniği çarptığın zaman sayı ne oluyor biliyor musun? Rasyonel sayı oluyor diyoruz. Bakın burada tek tek vermiş inceleyebilirsin. Kök 5 artı kök 3 nedir normalde? Irasyonel sayıdır. Yani kök 5 de irrasyonel kök 3 de. Bunun eşleniği neydi? Bakın yukarıya bakarsanız. Şu ikinci sayı eksili olacak şekilde. Rasyonel sayı. Hocam 2'yi nereden buldu? Çarptı tabii ki. Hadi gel çarpalım. Nasıl dağıtacaksın? Bir böyle. Bir de böyle sırayla bakın. Şimdi yazalım. Kök 5 çarpı kök 5 ne yapar? 5 yapar. Kök 5 çarpı kök 3. Bakın eksi var bir de. Eksi 5 kere 3 15 ama kök 15. Hocam hani kurtulacaktık? Bir sabret kurtulacağız. Sonra kök 3 ile kök 5'i çarparsanız 3 kere 5 15 yani artı kök 15 görüyorsundur diye umuyorum. Kök 3 de eksi kök çarparsak ne olacak? Kök 3'ler kurtulacak ama işaretten kurtulmayacak. Eksimiz var tabii ki. Böyle oldu. Bakın şu kök 15'ler gitti. 5'ten 4 çıkarsa 2 kaldı. Şu irrasyonel sayı irrasyonel sayıya dönüştü mü? Dönüştü. Bakın bu yöntem var. Bir de toplama çıkarma var. Ona bakalım. İrrasyonel olanların zıt işaretleriyle toplayarak irrasyonel sayıyı yok ederiz. Çok kolay. Toplama çıkarma bakın her zaman böyle. Toplama işlemine göre tersini alıyorum. Artlar eksiler birbirini götürüyor ve geriye sadece rasyonel sayımız kalıyor. Yine gelin bakalım sorularımızı çözelim. Kök 360 sayısı hangi sayı ile çarpılırsa sonuç rasyonel olur. Kök 360'ı önce bir kökten çıkartabildiğim kadar çıkartayım. Nasıl yapıyordum? Çarpanlarına ayırıyordum. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Hani şu çarpanlarına ayırma şu yöntemi biliyorsunuz. Ama istediğiniz gibi yapın. Ben mesela 360'ı şöyle yazmak istiyorum. 36 çarpı 10. 36 nedir? 6'nın karesidir. Peki 10 dışarıya çıkabiliyor mu? Hayır çıkamıyor. O zaman kök 360'ı bir yazalım bakalım. 6'yı dışarı çıkartırsam çıkar. İçeride kim kalır? 10 yani kök 10 kalır. 10 kimle kimin çarpımı? 2 ile 5'in ikisinden de birer tane olduğu için hani bir şey yapamayız. Ne diyor bize? Hangi sayıyla çarpılırsa? Hocam tabii ki de kök 10 ile diyorsun. Doğru söylüyorsun. 6 kök 10 ile kök 10'u çarparsak ne olur? 60 yapar ve rasyonel sayımızı elde etmiş oluruz. Kök 15 sayısını aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılırsa sonuç bir tam sayı olur kök 5'i de bölünürse kök 15'i kök 5'e bölersek şurayı yapalım. Ne olur? Kök 15 bölü kök 5. 15'i 5'e bölersem 3 ama kök 3. Hayır. Kök 5'i de çarparsak kök 15 ile kök 5'i çarparsan kök 75 yapar. Tam kare mi? Hayır. Kök 3 ile bölünürse kök 15'i kök 3'e bölersem 15'i 3'e bölersem 5 ama kök 5. Hayır. Cevap denizli. Peki neden? Şimdi kök 3 bölü 5'e çarparsak diyor. Kök 15 3'e 3'e çarpacağım. 5'e böleceğim. O zaman ne olur? Bakın buraya yazıyorum. Kök 3 çarpı kök 5. Böyle yazabilir miyim? Tabii ki yazarım. İstediğim gibi parçalarım. 15'e 3 çarparsanız 45. 45'i de 5'e bölersek ne olacak? 9 olacak. E Kök 9 3'e eşit değil mi? Evet. Tam sayı değil mi? Evet. Cevabımız denizli. Yukarıdaki irrasyonel sayılarından sayılardan diyelim hangi ikisini çarparsak bir tam sayı elde ederiz. Hemen bakalım. Kök 12 aslında neye eşittir? 2 kök 3'e eşittir. Kök 18 aslında neye eşittir? Bu arada elinde kağıt kalem var. İstersen videoyu durdurup sen de yapabilirsin ya da ikinci izleyişinde çözebilirsin. Tercih senin. 18 2 ile 9'un çarpımı 2 kere 9 18. 9 da dışarıya 3 olarak çıkar. Yani 3 kök 2 kök 15 kök 15 buna yapabileceğimiz bir şey yok. Zaten hani daha fazla kök dışına çıkamaz. Böyle kalmak zorunda. Kök 75 neye eşit aslında? 5 kök 3'e eşit. Ne dedi bize? Yukarıdaki irrasyonel sayılarından hangi ikisini çarparsak tam sayı elde ederiz. Tam sayı elde edeceğim ama önce bir rasyonellik, irrasyonellikten kurtulmam lazım. Yani kökten bakıyorum kök 3. Bakıyorum kök 3. Yani yıldızla diyorum yuvarlak olsa olur. Yani C eşit. Aşağıdaki ifadelerden hangisi irrasyonel sayıdır? Kök 100 neye eşit? 10'a eşit. 0,25 aslında 25 bölü 100 demek. O da ne demek? 5 bölü 10 demek. Yani bu da yine rasyonel sayı. Şuraya bakalım. Kök 3 çarpı kök 12 kaç yapar? Kök 36 yapar. Bu da 6 yapar. Bu da rasyonel sayı. Peki 2 bölü 10 maalesef irrasyonel sayı cevabımız denizli. Aşağıdaki kümelerden hangisi doğrudur? En dışarıda gerçel sayılar reel sayılarımızın olması lazım. İrrasyonel sayıların değil ve bu ikiye ayrılıyor. Bu da neydi? Bir kısmı rasyonel sayılar, bir kısmı da irrasyonel sayılardı ama irrasyonel sayılar tek kişilik. Rasyonel sayıların alt kümeleri vardı. Tam sayılar ve doğal sayılar gibi cevabımız B şıkkı ve bu tabloyu aklınızdan çıkarmayın. Dikkatlice inceleyin. Bir matematik oyununa katılan Ömer'e üzerinde irrasyonel sayı bulunan ampulleri kırması söylenmiştir. Buna göre Ömer hangi ampulleri kırmalıdır? Kök 4 neye eşit aslında? Ömer'i kandırmaya çalışıyorlar ama hayır. 2 yani kök dışına çıkabiliyor. Yani bu nedir? Rasyonel sayıdır. Ömer biri kırmıyor. Şıklarda biri var mı? Yok. Kök 25 neye eşit? 5'e eşit. Ömer bunu da kırmıyor. Neden? Çünkü yine rasyonel sayı 2 diyen gitti. 2 diyen gitti. Bakın şuraya ikisinde de 3 var. Aslına bakarsanız 3'ü incelemeye bile gerek yok. İkisinde de 5 var. 5. incelemeye bile gerek yok. Yani kesinlikle doğru. Bunlara dikkat edin bakın sınavlarda. Burada zaten evet soru çok kısa çözümü ama bazen işlemli sorular oluyor. O zaman boşu boşuna işlem yapmayın. 6'ya ve 4'e bakacağız. Daha doğrusu 1'ine bakacağız. Artık hangisi ise ona göre işaretleriniz. videonun son sorusuna geldik. Aşağıda verilen dikdörtgenlerden hangisinin alanı irrasyonel sayıdır? Dikdörtgenin alanı nasıl hesaplanıyordu? İki dik kenarı çarparak. Kök 18 çarpı kök 2 ne yapar? Kök 36 yapar. O da 6'ya eşit. Sonra şuraya bakalım. Bunlar değişen birazcık daha uzun. Yan yana yazalım. Kök 8 çarpı çarpı diyorum pardon. Böyle 2 çarpı kök 20 çarpı kök 5 var. Bakın kök 20 ile kök 5'i çarparsanız kök 100 yani ne yapar? 10 yapar. Peki kök 8 tam kare bir sayı mı? Hayır değil. O zaman bakın bulduk. Diğerlerine de bakalım ve emin olalım. Kök 3'ler gitti. Kök 81'e neye eşit? 9 eşit. Sıkıntı yok. Yani rasyonel sayı. 1 bölü kök 7. Bir de ne var? Çarpı kök 63. 7'ye böldüm 1. 7'ye böldüm 9. E kök 9 ne demek? 3 demek. Evet cevabımız bakın. 5 şıkkı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bol bol soru çözmeyi tekrar etmeyi unutmayın. Karşınıza zorluklar çıksa da pes etmeyin. Kendinize güvenin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.